وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Eğer siz Allah'ın nimetlerini saysanız Allah'ın nimetlerini sayamazsınız. Allah Azze ve Celle'nin üzerimizdeki nimetleri sayısızdır. 1, 2, 3 diye saymaya başlarsak bizim aylarımızı ve senelerimizi alır ve biz Allah'ın nimetlerini bitirmiş olmayız. Üzerimizdeki nimetler hesapsızdır. Ve bizim üzerimizdeki nimetlerin tamamı da Allah'tandır. Estaizu billah ve ma bikum min ni'metin fe min Allah. Sizdeki bütün nimetler Allah'tandır. Sizdeki bütün nimetler Allah'tandır. Sizde akıl varsa bu Allah'tandır. Sizde temiz fıtrat varsa bu Allah'tandır. Sizde ilim varsa bu Allah'tandır. Sizde iman varsa bu Allah'tandır. Sizde vicdan varsa bu Allah'tandır. Sizde imana yürüme nimeti varsa bu Allah'tandır. Sizde İslam varsa bu Allah'tandır. Ve akl ediyor, görebiliyorsanız, duyabiliyorsanız bu Allah'tandır. Ve ma bikum min ni'metin fe min Allah. Sizdeki bütün nimetler Allah'tandır. Kardeşler, Allah Azze ve Celle'nin nimetleri çoktur. Ve biz onları sayamayız. Lakin Allah Azze ve Celle'nin nimetleri içinde öyle bir nimet vardır ki bu Allah'ın bizdeki nimetlerin en hayırlısı, en güzeli, en tatlısı ve en temiz olanıdır. Öyle bir nimettir ki kendisinde bulunmayan kafirler bile bu nimete haset etmişler ve bu nimetin kendilerinde olması için can atmışlar. Bu İslam nimetidir, iman nimetidir, hidayet nimetidir. Allah Azze ve Celle kafirlerden bahsederken estaizu billah onların bu nimeti ne kadar arzuladığını, bu nimeti ne kadar çok istediğini bize kitabında aktarıyor. Rubema yevaddullezine keferu lev kanu muslimin. Rubema yevaddullezine keferu. Kafirler isterler ki lev kanu muslimin. Keşke Müslüman olsaydılar. Keşke onlar da mümin olsaydılar. Ama onların dünyaları buna izin vermedi. Onların içinde bulunmuş olduğu vaka buna izin vermedi. Dünyaya çakılıp kalmaları, dünyanın adamı olmaları ve dünyaya tamah etmeleri, dünyaya razı olmaları, dünyanın metaına yönelmeleri onları Allah'tan, Allah'ın kitabından ve cennet yolundan uzaklaştırdı. Onlar bu yoldan uzak olduğu halde, İslam'dan uzak oldukları halde, İslam'a düşman oldukları halde, Müslümanlara düşman oldukları halde ama bu dinin üzerinde olmak isterdiler. رُبَمَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ Allah Azze ve Celle kitap ehlinden bahsederken Yahudi ve Hristiyanlardan وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ Kitap ehli وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ Kitap ehlinin çoğu sizi İslam'dan sonra dininizden vazgeçirmek isteyecekler. Sizin kafir olmanızı, dinsiz olmanızı, mürted olmanızı isteyecekler. Bunu niye istiyorlar? Haseden min indi enfusihim. Min ba'di ma tebeyyene lehumul hak. Onlar bu dinin hak olduğunu bildiği halde, bildikleri halde, sizin hak yolda olduklarınızı bildikleri halde, sizin İslam'dan sonra kafir olmanızı isterler ve bunu haset olarak yaparlar. Bir insan sevmediği, kendisinde olmak olsun istemediği bir şeye haset eder mi? İmkansız. Mala haset edilir, zengine haset edilir. Çünkü zenginin malının kendisinde olmasını ister. Akıllıya, alime haset edilir, ilmin kendisinde olmasını ister. Etrafı aşireti olan adama haset edilir, çünkü o aşiretin kendisine ait olmasını ister. Kitap ehli de Allah diyor ki size haset ederler. Haseden min indi enfusihim, yanlarında var olan hasetten ötürü sizin kafir olmanızı isterler. Keşke bu Müslümanlar dinsiz olsaydılar, onların dininde biz olsaydık. Ama Müslümanların üzerinde bulunduğu dinle caddenin, Müslümanların üzerinde bulunduğu aynı caddede olmak istemezler. İçlerindeki kibirden dolayı, gururdan dolayı. Kibirleri onları cehenneme sevk etti. Kardeşler, işte bu İslam nimeti bu kadar önemli bir nimettir. Bu kadar mübarek bir nimettir. Allah Azze ve Celle bu din için Subhanahu ve Teala Adem Aleyhisselam risalet zincirinin başladığı Nuh Aleyhisselam'dan Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar yani devam eden bir zincirle bu dini açıkladı. Bu nimeti insanlara aktardı. Kitaplar indirdi.
peygamberlik zincirini sona erdirdikten sonra Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Allah azze ve celle katına aldığı vakit ondan sonra bu görevi üstlenen innemel ulema'u varasetul enbiya, alimler peygamberlerin varisleridir dedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberden sonra Allah bu nimeti insanlara alimler vasıtasıyla, davetçiler vasıtasıyla, öğreticiler vasıtasıyla aktardı. Ve nimet bize kadar ulaşmış kardeşler. Evet, istisnasız bu nimet nimetlerin en güzelidir. En ender olanıdır. En temiz olanıdır. En tatlı olanıdır. Bunlarla beraber insanın elinde bulunan nimetlerin içinden insanın elinden en erken çıkan nimet de İslam nimetidir. Bunu da bilmemiz gerekir. En mübarek, en temiz, en hayırlı, en yüce nimet İslam ve tevhid olduğu gibi insanın elinden en erken çıkan nimet de tevhid nimetidir. İslam nimetidir. Enes İbni Malik radıyallahu anhu peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözünü çokça tekrarladığını söylüyor. Ve kânen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yükthiru min kavlihi Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininde sabit kıl. Allah'ın kendisini koruduğu inna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma teqaddeme min zenbike ve ma teakhar. Geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmış, Allah'ın günahlarını bağışladığı, vahiy ile desteklediği bir peygamber ne diyor? Allahümme ya mukallibel kulub, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbime dininde sebat ver. Kalbimi dininde sabit kıl. Tevhidde kalbime sebat ver diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Enes radıyallahu anh dedi ki, biz dedik ki kulna ya Resulallah, kad amennâ bike, biz sana iman ettik. Ve bima ci'te bihi, senin kendisiyle geldin, bütün dine iman ettik. Ne varsa iman ettik. Fehel tehafu aleyna, bizim için korkuyor musun? Yani bizim imandan sonra tekrar kafir olacağımızdan bir endişe içinde misin? Bir korku içinde misin? Diye bir söyledik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tekrar dedi ki Allahümme ya mukallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbime dininde sebat ver. Biz tekrarladık yine. Kulna ya Resulallah fehel tehafu aleyna ve kad amennâ bike ve bima ci'te bihi. Biz sana iman ettiğimiz halde senin kendisiyle geldiğin dine, Kur'an'a, tevhide, İslam'a iman ettiğimiz halde sen bizim için korkuyor musun? Yani bizim kafir olacağımızdan şüphe içinde misin? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki naam, evet dedi. İnnel kulube beyne usbu'ayni min asabi'ir rahman yukallibuha keyfe yeşâ. Kalpler Rahman'ın iki parmağı arasındadır. Dilediği şekilde onları çevirir. Bir sabah kalktın ki bakmışsın ki kafir olmuşsun. Dinin senden tamamen alınmış. İmanın senden tamamen alınmış. Hidayet senden tamamen alınmış. Temiz fıtrat senden tamamen alınmış. İnnel kulube beyne usbu'ayni min asabi'ir rahman yukallibuha keyfe yeşâ. Allah azze ve celle'nin şu ayetine benziyor peygamberin şu sözü. İnna Allaha yahulu beyne'l mer'i ve kalbi. Allah kişi ve kalbi arasına girer. İnna Allaha yahulu beyne'l mer'i ve kalbi. İnna Allah kişi ile kalbi arasına girer. İbn Abbas radıyallahu anhu bu ayetin tefsirini yaparken İnna Allaha yahulu beyne'l mer'i ve imani. Allah kişiyle imanı arasına girer. Kişi iman etmek ister. Allah Azze ve Celle'ye karşı yaptığı bir hainlikten ötürü Allah ona iman nasip etmez. İnna Allaha yahulu beynel mer'i ve kalbi. Allah kişiyle imanı arasına girer. Yani Allah kişiyle küfrü arasına girer. Bazen Allah Azze ve Celle birinden razı olur. Onun küfre karşı bir meyli vardır. Allah Azze ve Celle rahmeti gereği onunla küfrü arasına girer ve onu muhafaza eder. O halde kardeşler burada iki madde işledik. Bir, dedi ki üç madde işledik. Bir, dedi ki Allah'ın üzerimizdeki nimetleri sayısızdır ve bu nimetler hepsi Allah'tandır. İki, bu nimetlerin içinden en ender olanı, en güzel olanı, en mübarek olanı İslam'dır dedik.
insan oğlu için yeryüzüne imandan daha güzel bir nimet inmemiştir. İnsan oğlu için yeryüzüne imandan daha güzel bir nimet inmemiştir. Üçüncü madde, tekrar ediyoruz kardeşler. İnsanın elinde bulunan nimetlerin içinden, insanın elinden çekilen en erken, en acele, en acil çekilen nimet de İslam'dır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi bitmedi, devam ediyor. İnnel kulube beyne usba'ayni min asabi'ir rahman yuqallibuha keyfe yaşa. Onu dilediği şekilde çevirir. Dilediği şekilde çevirir. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: Badiru bil a'mali fitenen. Badiru bil a'mali fitenen. Fitneler için, fitnelerin korkusundan dolayı, fitnelerin belasından dolayı, fitnelerin başınıza gelmemesi için badiru, acele edin. Badiru bil a'mali fitenen. Fitneler gelmeden, başınıza inmeden amellerde acele edin. Kaqita'il leylil muzlim. Gece karanlığı gibi, gece parçası gibi fitneler inmeden amellerde acele edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yusbihu fiha. Bu fitnelerde olur el mu'minu, mümin kişi. Bu fitnelerde yusbihu fiha el mu'minu, yusbihu fiha el mu'minu kafiran. Sabahlar bir mümin bu fitnelerde mümin olarak, akşamlar kafir olarak. Yusbihu mu'minen ve yumsi kafiran. Sabah mümindir, akşam kafir. Ev yumsi fiha, veyahut da o fitnelerde, o gecelerde adam mümin olarak akşamlar ve yusbihu kafira. Peki bunun sebebi nedir? Bir insan sabah elbise çıkartır, sabah elbiseyi giyer, akşam çıkartır. Akşam elbiseyi çıkartır, sabah giyer. Öyle değil mi? Bir elbise gibi niye din değiştirsin? يَبِعُ دِينَهُ بِغَرَدٍ مِنْ اَغْرَادِ الدُّنْيَا. Dinini dünya gâretlerinden, amaçlarından ufak bir şeye satar. Vakada toplumun halidir. Dinini ticaretine değiştirenler, dinini işine değiştirenler, dinini evliliğine değiştirenler, dinini dünyasına değiştirenlerin haddi hasabı yoktur. Her çarşıda, her pazarda, her caddede bunları görmek mümkündür. Ve bunları saymak çoktur. Kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte dedi ki: İnni ara mevâki'al fiteni hilâle buyutikum. Ben fitnelerin indiği yeri sizin evinizin eşiği olarak görüyorum. Fitnelerin indiği yer neresidir? Sizin evinizin eşiğidir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bu hadiste de amellerde acele edin. Biz peygamberin bu tavsiyesinden anlıyoruz ki peygamber bizi bir şeyle tehdit ediyor ve bizi uyarıyor, sakındırıyor. İslam insanın elinden bir saatte çıkar. Bir saatte İslam, tevhid insanın elinden çıkar. Fitneler gelirse insan fitnenin ateşine kapılır ve o fitnenin dibinde ezilir ve küfre girer. Peki ne yapması lazım? Badiru bil a'mal. Amellerde acele edin. Biz bu hadisten anlıyoruz ki amellerde acele eden, amellerde uzman olan, amellerde sabit duran, amellerde ciddi davranan, amellerde gevşek olmayan, amellerde devamlı olan, Allah'a yönelişi daim olan, Kur'an okuyuşu daim olan, namaz kılan kişinin namaz kılması daim olan, tilavetül Kur'an, Kur'an okuması daim olan, gece namazı daim olan veyahut da Ramazan orucudur ve nafile oruçları daim olan kişi, peygamberin bu hadisinden anlıyoruz ki fitnelere kapılmaz. Fitnelerden kurtulan bir kişi olur. Kardeşler, Allah Azze ve Celle beni ve sizleri İslam kendilerine ulaştıktan sonra tekrar gerisin geriye dönmeyen kullarından eylesin. Hidayetten sonra dalalet ne kadar kötüdür. Saadetten sonra şakavet ne kadar kötüdür. Basiretten sonra körlük ne kadar kötüdür. İmandan sonra küfür ne kadar kötüdür. Tevhidden sonra şirk ne kadar kötüdür. Me'azenallahu ve iyyakum. Allah beni ve sizleri muhafaza eylesin. Allah Azze ve Celle'nin korumadığı hiç kimseye korunma söz konusu değildir. Allah'ın sabit kılmadığı kişi sabit değildir. Allah'ın korumadığı kimse korunmuş değildir.
Allah'ın kendisine sebat bahşetmediği kişiye sebat yoktur. O zaman Allah'tan Allahümme inna nes'eluke sebat. Allah'ım biz dinde senden sebat istiyoruz. Allah'ım biz dinde senden sebat istiyoruz. Peki kardeşler, biz nasıl sabit duracağız? İslam dini dedi ki çok tehlikeli, elden çıkmaya yani hazırda bekleyen bir dindir. Acil bir şekilde elden çıkacak. Peki ne yaparsak biz sabit dururuz? İslam'ın, İslam dininin, tevhidin bizde sabit durması için ne yapmamız gerekir? Sebat, İslam gibi başka bir nimettir. İslam Allah'tan bir nimet olduğu gibi, sebat da Allah'tan İslam dışında başka bir nimettir. İslam alimleri demiş ki, el-ceza'u min cinsil amel. Allah'ın cezası, karşılığı, mükafatı kulun amelinin cinsine göredir. Kul ne tür bir iyilik yaparsa Allah'a karşı, ne tür bir muamelede bulunursa Allah bulunduğu muamelenin aynısını ona karşılıkta bulunur. Hel cezaul ihsan illa el ihsan diyor Allah Rahman suresinde. İyiliğin karşılığı sadece iyilik değil midir? Öyle diyor Allah. Ve cezaus seyyiati seyyiatun misluha başkabiyete. Kötülüğün cezası da onun gibi bir kötülüktür. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de in tansurullah siz Allah'a yardım ederseniz yansurkum, Allah size yardım eder. Biz yardımı Allah'a sunduk. Karşılık olarak Allah aynı cezanın tipini bize verdi. Bize yardım etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadiste Abdullah İbni Abbas radiyallahu teala anhu'ya nasihatinde, tavsiyesinde ya gulamu, ey çocuk dedi, inni uallimuke kelimat, sana birkaç kelime öğreteceğim. Bunları ezberle. Belki Allah bu kelimelerle sana fayda verecek. İhfazillaha yahfazuk. Allah'ı koru, Allah seni korusun. Bak, Allah'ı koru. Ne yapıyor burada İbni Abbas? Ey İbni Abbas, ey Abdullah, sen Allah'ı korursan burada Allah'a sunduğun şey nedir? Koruma. Yahfazuka, Allah da seni korur. Allah'ın sana verdiği nimet nedir? Koruma. Koruma sunarsan koruma görürsün. Yardım sunarsan yardım görürsün. Allah'ı terk edersen bunu sundun Allah'a, Allah da seni terk eder. Nasullaha fenesiyehum. Allah'ı unuttular, Allah da onları unuttu. El ceza'u min cinsil amel. Ceza amelin cinsine göredir. Sen Allah'a ne takdim ediyorsan Allah sana onu takdim edecek. Allah'ın muamelesi senin Allah'a muamelen neyse Allah'ın sana muamelesi o olacak. Onun için kardeşler, biz İslam'ımızın bizde sabit olmasını istiyorsak, tevhidin bizde sabit olmasını istiyorsak, dinin bizde sabit olmasını istiyorsak, hidayetin ve saadetin bizde sabit olmasını istiyorsak, bu sebatın bizde varlığını korumak istiyorsak, Allah Azze ve Celle yardım edeceğiz ve bu konuda Allah'tan yardım dileyeceğiz. Ya eyyühellezine amenu in tansurullah yansurkum ve yuthabbit akdamakum. Ey iman edenler, eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder ve ayaklarınıza sebat verir. Bir insan sorsa, yeryüzünde insanın ayağına en fazla sebat veren şey nedir? Allah'ın dinine destek vermek ve Allah'ın dinine davet etmek, Allah'ın haddini, hududunu, helalini, haramını korumak, Allah'ın mukaddes kıldığı şeylere değer vermek, Allah'ın şiarlarına, dinin şiarlarına sahip çıkmak, onları yüceltmek, onları aktarmak, onları dillendirmek şekliyle Allah'a bir hizmet sunmak, Allah'a bir yardımda bulunmak, dolayısıyla bu itibarla da Allah'tan yardım talep etmek. İn tansurullah, siz Allah'a yardım ederseniz, biz Allah'a nasıl yardım edeceğiz? Onun şeriatini, onun dinini, onun vahyini okursanız, bir, iki, onun vahyiyle amel ederseniz, sonra onun vahyini aktarırsanız, sonra müdafaa ederseniz, korursanız, amel ederseniz, yansurkum, Allah da size yardım eder. Ne konuda size yardım eder? Din konusunda size yardım eder. Dünya konusunda size yardım eder. Evlilik konusunda size yardım eder. Çocuklarınız konusunda size yardım eder. Malınız konusunda size yardım eder. Davetiniz konusunda size yardım eder. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ve yusebbit akdamekum. Ayaklarınıza sebat verir. O halde kardeşler, İslam dininin elden çıkma tehlikesinin farkına varan adamın, bu tehlikenin farkına varan adamın bu tehlikeyi savacak ek bir kalkan oluşturması gerekir. O da Allah'a yardımdır.
Az önce okuduğumuz hadise tekrar dönelim. Ey çocuk dedi. İhfazillah, Allah'ı koru. Yahfazka, Allah seni korusun. Allah'ın dinini koru. Yaşama, yaşatma, öğrenme, öğretme yoluyla Allah'ın dinini koru. Allah'ın hadlerine, hudutlarına sahip çık. Allah'ın halallerine sahip çık. Halallerle, farzlarla, vaciplerle amel et. Allah'ın haramlarına sahip çık. Onlardan yüz çevir ve onlardan uzak dur. Ma nehaytukum anhu fectenibuh. Sizi kendisinden sakındırdığım, nehyettiğim şeyden yüz çevirin. Uzak durun. Ve ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Size bir şey emrettiysem onu gücünüz yettiği kadar yerine getirin. Farzları yapma, nehilerden kaçma yoluyla Allah'a yardım edin. Allah'ı koruyun. Hadlerini, hudutlarını, şiarlarını koruyun. Ezanı koruyun. Cemaatle namazı koruyun. Cuma'yı koruyun. Kur'an'ı koruyun. Kur'an hıfzını koruyun. Misvakı koruyun. Sünneti koruyun. Nafileleri koruyun. Mescit adabını koruyun. Kardeşlik adabını koruyun. Bunlar hepsi Allah'ın şiarlarıdır. ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Kim Allah'ın şiarlarını yüceltiyorsa, tazim ediyorsa, şüphesiz ki bu kalbin takvasındandır. اِحْفَظِ اللّٰهِ Allah'ı koru. يَحْفَظْكَ Allah seni korusun. يَحْفَظْكَ Allah seni korusun. Senin aklını korusun. Senin fıtratını korusun. Senin bedenini korusun. Senin dinini korusun. Senin namusunu korusun. Senin haysiyetini korusun. Senin şerefini korusun. İffetini korusun. Çocuğunu korusun. Evini korusun. Malını korusun. Senin canını korusun. İhfazillaha yahfazk. Sen Allah'ı korursan Allah'ı seni koruyan olarak göreceksin. Allah Azze ve Celle el cezau min cinsil amel. Ceza amelin cinsine göredir. Kardeşler, Allah için içinde bulunmuş olduğumuz tevhidin ve imanın farkında olalım. Müslümanların içinde bulunduğu en kötü hallerden bir tanesi de içinde bulunmuş olduğu tevhid ve İslam dinini, İslam tevhid ve İslam dininin değerini bilmemesidir. Muhammed İbni Abdülvahab rahmetullahi aleyh Asluddin ve Kaidetuhu kitabında dinin asıllarından bahsederken onların en kötülerinden bir tanesi de şunu sayıyor. Tevhid ehli olduğu halde tevhidin değerini bilmemek. Tevhid ehli olduğu halde tevhidin değerini bilmemek. İslam olduğu halde İslam'ın değerini bilmemek. Kardeşler, İslam birinden niye çıkar? Ona değer vermediği için. Genelde şuna, buna misal olarak ne veriyoruz kardeşler? Herkesin muhtemelen uyguladığı, yaşadığı, vakasında hissettiği bir şeydir. Sizden evli olanlar biliyor, evlendiği vakit altın alıyorlar. Kız tarafı altın istiyor, mehir istiyor kardeşler. Altın aldığı halde evinde altını masasının üzerine bırakan kimse var mı? Hiç böyle bir akıllıya denk geldiniz mi? Altını muhafaza ediyor değil mi? Koruyor, gizliyor. Niye? Altın kaybolmasın diye, elden çıkmasın diye. Üşüşüyor, hasap yapıyor, kitap yapıyor. Hocam diyor, parayı bankaya bırakabilir miyim? Parayı diyor kuyumcuya bırakabilir miyim? Hasap kitaplar için gidiyor. Buhranlara giriyor, sıkıntılara giriyor. Çünkü elde bir para var, bunun kaybolmaması gerekir. Bunun elden çıkmaması gerekir. Bu para çok değerlidir. Hasap kitap içine giriyor. Vallahi insan altınına, parasına verdiği değeri dinine verse, ben ne yaparsam bu din benim elimden çıkar gider. Veyahut da ne yapmam lazım ki bu dini kendimde muhafaza etmem için? Bende sabit kalması için ne yapmam lazım? Hasap kitabına girerse altın ve dinarın hasabını yaptığı gibi Allah'ın izniyle bu din onda sabit kalır. Dini korumanın etkenleri çoktur. Onlardan bir tanesi davettir. Allah'a davet etmektir. Allah'a yardım etmenin insanoğluna sebat verdiğini az önceki ayet-i kerimeyle ifade ettik. Allah'a yardımın en önemli basamağı ve merdiveni de davettir kardeşler. O zaman bir insanın hidayet üzere kalabilmesi için davetçi olması gerekir. Davet etmesi gerekir. Allah'ın dinini, öğrendiği İslam'ı, öğrendiği bu tatlı nimeti insanlarla paylaşması lazım. İslam alimleri diyor ki salih için sebat söz konusu değildir. Salih olan adam sapabilir ama muslih olan adam kolay kolay sapmaz. Salih ne demek? Salih kendini düzeltmiş, halini düzeltmiş, ihlasla Allah'a yönelmiş kuldur. Bunun görevi kendisinedir. Muslih, salih olduktan sonra toplumu ıslah eden adamdır. Muslih için sebat vardır, salih için değil. Onun için kardeşler bizim muslih olmamız lazım. Toplumun ifsadını ıslah eden bir hareket, bir şahıs, bir adam olmamız lazım.
Ta ki bu şekilde dini kendimizde muhafaza edelim. Bahsettiğim şey davettir kardeşler. Veya tebliğdir. Veyahut da buna emri bil maruf, nehi anil münker de diyebilirsiniz. Veya bunu, veya da buna hayra aktarma, şerden sakındırma da diyebilirsiniz. Ala kulli hal, bu peygamberlerin görevidir. Peygamberlerden sonra peygamber olmadığı için peygamberlerin metoduna sarılmış Rabbani alimlerin, ilim talebelerinin ve davetçilerin yolu ve metodudur. Davet etmemiz gerekir. Ve Allah Azze ve Celle bize dinde sebat veren bu daveti Asr suresinde kurtuluşun şartlarından bir madde olarak zikretmiş. Vel asri innel insan lefi husur. Yemin olsun ki asra, zamana, insanın kendisinde gafil davrandığı veya insanın kendisinde Allah'a kulluk ettiği veya insanın kendisinde Allah'a isyan ettiği veya insanın Allah'a kendisine yöneldiği veya insanın kendisinde Allah'tan uzaklaştığı o zaman var ya, o zamana yemin olsun ki innel insane lefi husur. Bütün insanlar husran ehlidir, bedbahtır. İllellezine amenu ve amelus salihat ve tevasav bil hak. İşte burası. İman eden, salih amel işleyen ve hakka davet edenler hariç. Ve tevasav bil sabri ve sabra davet edenler hariç. Hakka tavsiye etmek, hak Allah'tır. Hak peygamberdir. Hak kitaptır. Hak tevhiddir. Hak imandır. Hak cennettir. Buna davet eden adam felah ve necat ehli olur inşallah. Kardeşler, o zaman biz davet edeceğiz. Dini öğreneceğiz. Anlayacağız. Fehmedeceğiz. Sonra amel edeceğiz. Sonra davet edeceğiz. Emri bil maruf, nehi anil münkerle kendinize Allah'tan sebat isteyin ey Allah'ın kulları. Emri bil maruf, nehi anil münkerle Allah'tan sebat isteyin ey Allah'ın kulları. Nehi münker anil nehi emri bil maruf, nehi münkerle Allah'tan sebat isteyin ey Allah'ın kulları. Emri bil maruf, nehi anil münkere adım atın ve bunun için çalışın. Bunun için ne gerekiyorsa yapın. Toplumda muslih olan, mümin olan bir taife, tevhide ulaşmış bir taife, batıl bir toplumun içinde olursa, onları uyarmazsa, helak geldiği vakit hepsine beraber gelir. وَاتَّقُوا فِتْنَةً, öyle bir fitneden sakının ki لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُ مِنْكُمْ خَاسَّةً, sizden sadece zalimlere gelmez. Gelse mazluma da bulaşır. Kurunun yanında yaş da yanar. Niye? Yaş, kuruya musallat olsaydı, onun yanmasına izin vermeseydi, kuru yandıktan sonra yaşı kurutup bunu da yakmazdı. Böyle, bu iş böyledir. Onun için bu toplumun caddesinde, gidişatında olmadığımızı ifade etmek için Allahümme la tuahidna bima fe'alehu sufahau minna. Allah'ım bizden sefihlerin yaptığından dolayı bizi hesaba çekme dememiz için Allah'ım biz bu toplumun gidişatından razı değiliz. Bu toplumun üzerinde bulunduğu dinden razı değiliz. Bu toplumun üzerinde bulunduğu ahlaktan, amelden razı değiliz. Biz onlardan beriyiz. Bunun ispatı, biz topluma batıl üzere olduğunu aktarıyoruz. Ve topluma doğru yolu gösteriyoruz. Onların üzerinde bulunduğu yolun da batıl olduğunu topluma aktarıyoruz. Bu şekilde onların caddelerinden, onların yollarından, onların amellerinden, onların gidişatından beri olduğumuzu, beraatimizi sana ilan ettik ya Rabbi. Bu da emri bil maruf, nehi anil münker olur. Kardeşler, toplumda emri bil maruf, nehi anil münker yapmayan bir camia olursa, bir topluluk olursa, onların üzerine Allah Azze ve Celle'nin şu ayeti tatbik edilmesinden korkulur. Ben İsrail'de cumartesi ashabı var. Onlar kıssaları uzundur. Dediler ki Allah'ım bize bir gün nasip eyle, biz o günde sana ibadet edelim. Allah Azze ve Celle onlara öyle bir şey, onlardan öyle bir şey talep etmedi. Onlar Allah'tan istediler. Ve Allah Azze ve Celle onlara cumartesi günü ne yaptı? Haram kıldı. Balıklara yaklaşmayacaksınız. Ava yaklaşmayacaksınız. Avlanma yapmayacaksınız. Allah Azze ve Celle insanı imtihan eder. Allah insanı sözüyle, amelleriyle imtihan eder. Cumartesi günü geldi. Balıklar cıvıl cıvıl oynuyor. İnsanların gözlerine görüne görüne kıyıda oynuyorlar.
Hafta içi geliyor, hafta pazar balık yok. Yani iyi sağlam dönmüyor işler. Sonra bir müddet sonra bunlar hile yapmaya başladılar. Balıklar cumartesi günü geliyor, biz bir ağ atalım, bu balıkların kaçmasına engel olalım. Pazar günü de balıkları tutarız. Zamanımızda bu oyunları da çok yapıyorlar. Hile yapıyorlar. Al ver, ondan aldım buna verdim, ondan aldım buna verdim. Oyunlarına dekod olanlara çok giriyorlar. Elhasıl Allah Azze ve Celle bunlara laneti indirdi. Ve toplumun içinde bunların amelini yapmayan, amelden razı olmadığı halde bunlarla oturup keyif çatan bir topluluk da vardı. Kur'an-ı Kerim'de Allah bunlardan bahsederken Maide suresinde, hatırlamıyorum 79 mu 80 mi bakarsınız sonra. Estaizu billahi mineşşeytanirracim. Lu'inellezine keferu min beni İsrail. Lu'inellezine keferu min beni İsrail. İsrail'in kafirleri, İsrailoğulların kafirleri ala lisani Davud ve İsa ibn Meryem. Davud'un diliyle ve İsa ibn Meryem'in diliyle mel'un oldular. Bu iki peygamber dedi ki Allah size lanet etsin. Bu iki peygamber Benu İsrail'in kafirlerine lanet okudular. Sebep zalike, bu lanetin sebebi zalike bima asav ve kanu ya'tedun. Bunun sebebi onlar asiydiler, asilik yapıyordular ve hadlerini aşmıştılar. Peki ne yapmıştılar? Hadlerini aşmıştılar. Kanu la yetenahavne an münkerin. Onlar münkerden sakındırmıyordular. Onlar münkerden sakındırmıyordular. Münkerden sakındırmayı Allah, sakındırmamayı Allah ne diye isimlendirdi? Asilik, haddi aşma olarak isimlendirdi. Kanu la yetenahavne an münkerin. Onlar münkerden sakındırmıyordular. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. Yaptıkları şey ne kötüdür, ne çirkindir. Peygamber aleyhissalatu vesselam dedi ki وَلَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Ya siz emri bil maruf yaparsınız, ya nehi anil münker yaparsınız, iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ اِقَابًا. Yakındır ki Allah semadan üzerinize bir bela yağdırsın. Thumma ted'unehu. Ona dua edersiniz. Bir rivayete tetedarra'une lehu. Ona yalvarır yakarırsınız. Fela yüstecabu lekum. Allah size icabet etmez. Emri bil maruf yapılmadığı vakit ne olur? Semadan bela iner. Musibet iner. Ve hem de Allah duaları ne yapmaz? İcabet etmez. İstediği kadar yalvarsın. Ya Rabbi, ya Rab desin. Allah ona icabet etmez. Niye? Emri bil maruf nehi anil münkeri terk ederek Allah'a ihanet etmiş. Fettekullaha mestata'tum. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Kardeşler, gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Gücünüz Kur'an okumaya yetiyorsa Kur'an okuyun. Gücünüz hadis ezberlemeye yetiyorsa hadis ezberleyin. Gücünüz kitap okumaya yetiyorsa kitap okuyun. Gücünüz günde iki adama ulaşıp davet edebilme kapasitesindeyse onu bir adama indirmeyin. İki adama davet edin. Allah diyor ki فَتَّقُوا مَسْتَطَعْتُمْ. Seviyenize ulaşın. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Günde 10 sayfa Kur'an okuyabiliyorsan 9 okuma. Ona ulaş. Günde bir hadis okuyabiliyorsan bir taneyle yetinme. İki hadis ezberle. فَتَّقُوا اللّٰهَ مَسْتَطَعْتُمْ. Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun. Ve bu dine gücünüz yettiği kadar Allah'a destek verin. Ve bununla da Allah Azze ve Celle size sebat versin. Kardeşler, bizim gerçekten de Allah'a ihtiyacımız var. Allah'ın bize ihtiyacı yok. Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi لَوْ أَنْتُمْ أَشْرَكْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ غَنِيًّا لَوْ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ لَوْ أَنْتُمْ أَشْتَكْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Siz ve yeryüzünün tamamı müşrik olsanız Allah اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ. Allah zenginlerse ihtiyacı yok. Hamittir ve Allah övülendir. Bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bizim Allah'ın dinine ihtiyacımız var. Bizim Allah'tan bir sebata ihtiyacımız var. Onun için konumunuzu koruyun kardeşler. İslam'a sahip çıkın. Tevhide sahip çıkın. Çıkın ki bu tevhid elinizden gitmesin. Bu İslam elinizden gitmesin.
Ya Yahya huzil kitabe bi kuvve. Yahya kitabı sert tut. Sağlam tut diyor Allah. Dine ciddiyetle, azimle, farkında olarak sarılan kişi bu dinin farkında olur. Bu dine sahip çıkar ve Allah da ona sahip çıkar. Bu dine gevşek, ciddiyetsiz sarılan kişi bu nimeti elinden çıkartır ve kaybeder. Allah Azze ve Celle bize bu yolu gösterdi kitabında, bize aktardı. İnna hadeynahu sebil. Biz insana yolu gösterdik. İmma şakiran ve imma kafura. İnsan ya şakir olur ya kafir. Allah Azze ve Celle beni ve sizleri Allah'ın nimetlerini üzerinde fark eden kullarından eylesin. Bu nimetlerin en üstün olanının İslam olduğunun farkında olan kullarından eylesin. Ve İslam'ın acil elden çıkan bir nimet olduğunu bildiği için hızlı bir şekilde bu İslam'ın elde sebat, yani sabit kalması için durmadan Allah'a yönelen kullarından eylesin. Allah'a destek verdiği için Allah'tan destek gören, Allah'a yardım ettiği için Allah'tan yardım gören, Allah'ı ve dinini muhafaza ettiği için Allah'tan muhafaza gören kullarından eylesin. Allahümme amin. Allahümme amin ve sallallahu ve sellem ve baraka ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Elhamdülillahi evvelen ve ahira. Bu kadar kardeşler. Allah'a emanet. Çay versinler.